Diğer gezginiler Avrupa Birliği'ne ilerlemiyordu da ve İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilmesi kapsamında İstanbul'da meydana gelen kültür sanat etkinliklerini Vizyoner Bakış Programı'nın kültür sanat köşesini değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu hafta sizlere Sezin Aksoy'un yeni sergisinden görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Şimdi gerçekleştirmiş olduğumuz söyleşi geliyor ekranlarınıza. Evet sevgili seyirciler, şimdi sanatçı Sayın Sezin Aksoy ile birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, merhabalar. Sizin background'ınıza baktığımız zaman aslında sanat eğitimi almadınız fakat daha sonra sanata yöneldiniz. Nasıl oldu acaba ilgi, nasıl oluştu? Şöyle oldu, ilk Amerika'ya gittiğimde işletme eğitimi almıştım ve pazarlama eğitimi aldım. Ondan sonra hep aslında içimde güzel sanatlar eğitimi ve güzel sanatlara yönelmek vardı. O yüzden tekrar üzerine bir daha bir eğitim alarak da güzel sanatları bitirdim. Siz yurt dışında eğitim aldınız. Özellikle gözlemlediğiniz kadarıyla Türk sanatına yabancıların ilgisini ve eğitim düzeyindeki rezonansı ya da farklılıkları neler olarak değerlendiriyorsunuz? Şöyle bir farklılık görüyorum. Ben eğitim alanında farklılık görüyorum. Çünkü benim okulum özellikle sistem gereği liberal bir okuldu ve biz her türlü medyada çalışma şansımız vardı. Heykel alabildim, resim alabildim ve hocalarla çok güzel bir iltifat halindeydik. O yüzden sanatçının da zaten açık fikirli olması lazım ve özgürlük içerisinde olabilmesi lazım ki iyi çalışabilmesi için. O yüzden o eğitim sisteminin faydası bana o şekilde oldu. Farklı sanat disiplinlerinden de esinlenmeleri önemli. Şu anda mesela öğrenciler, bizi izleyen sanatçı adaylarına mesaj verecek olursak değil mi? Siz en çok hangi alanları takip edersiniz? Ben güncel sanatı takip ediyorum. Güncel sanatı takip edebilmek için de zaten şu anda elimizde çok büyük bir avantajımız var, internet gibi. O yüzden internete girerek, belli sanat dergilerini takip ederek bu tip yakalamalara girilip güncel sanat takip edilebilir. Ve o da her türlü öğrencinin ve sanatçının bence en büyük avantajı. Evet, bu da renkli ve değişik bir çalışma. Evet. Soyut bir çalışma diyebiliriz. Evet. Ama anlatılmak istenen neler? Burada galeride yaptığım bir çalışma bu da. Ve burada galeride zaten açılıştan önceki bir gün içerisinde bunu gerçekleştirdim. Ve bütün hayvanların en büyük transfigürasyonu ve bir araya gelmesi. Ve onların mutlu olmasına rağmen bu duvarın arkasında aslında büyük bir inşaat içerisinde onların yok olması konu alınıyor. Siz de eserleri mekana göre mi hazırladınız yoksa sonradan mı geçti? Jean-Paul Kapudağ'la çalışırken küratörüm yerleşimi üzerinde düşündü ve ondan sonra ben de o yerleşim üzerine kendim çalışmalarımı oturtturup ona göre geliştirdim. Evet, zaten ekolojik ve doğaya, doğanın sistemine özgü olan bir sergi. Yine burada da zannediyorum denizlerle ilgili anlatılmak istenen şeyler var. Balık figürü olarak yorumladım ben ama. Evet, balık figürü gibi. Aynı zamanda da bir ejderha. Ejderha da kuvveti simgeler. Evet. Çin mitolojisinde olsun, Japonya'da olsun. Ve bu da bir ejderha ve gücünü kaybediyor. İşte bu duvarda zaten o güç kaybedimini temsil ettiği için bayağı böyle öfkeli bir şekilde hem izleyiciye bakıyor hem de duvara bakıyor. Bu şekilde bir yaratık yani. Siz özellikle çağdaş tasarımla çağdaş sanatın favorileşmesi ya da popülerleşmesi arasındaki bağlantıyı takip ediyor musunuz? Artık sanayide de tasarım çok çok önemli bir rol aldı diyebiliriz. Evet doğru. Zaten yapmış olduğum duvar çalışması da ona yönelik bir çalışma. Çünkü ben de resimlerimin ve yerleşimlerimin sanayiye yönelik olan şeyleri de etkileyerek bir araya gelmesini istiyorum. Bu da sizin çalışma serginizde en çok ilgi çeken çalışmalardan. Evet, Serdar Turgut'a benzetildi. Onun üzerine büyük bir ilgi gördü dediğiniz gibi. Burada bir bilge baykuş var. Bu bilge baykuş Beyaz Saray'ın da büyük bir çalışma içerisinde ve çevreyi korumak için ani bir karar verip kırmızı telefona cevap vermesi gerekiyor. Yani işte doğanın zedelenmesi ve doğanın tahribatına karşılık bir yöntem bulması lazım. Evet, hem esprili hem de çok güzel. Burada da ben yine çok güzel bir fil figürü görüyorum. Renkler özellikle çok doğal kullanılmış. Özel bir renk tasarımı hakkında çalışma var mı? Renkler benim her zaman için şu şekilde gelişiyor. Bizim
reklam ajanslarına veyahut da çevrede gördüğümüz reklam panolarına ve medyaya takip ettiğimiz zaman gördüğümüz parlak renkler var. Ve bunlar da hep zihnimizde kalan renkler ve tüketici renkleri. Evet. Güncel sanatta zaten şu anki yaşamımıza hitap etmeli. O yüzden renk seçimlerim genellikle aklımda kalan ve de figürlerimle uyuşabilecek renkleri seçiyorum. Evet, yine bu burada hayvan haklarını koruma konusunda bir mesaj niteliği taşıyan güzel bir çalışma var. Yanında da kür figürünün olması da hoş. Bu bir çakal ve zaten o kürk de çakaldan veya tilkiden yapılmış bir kürk. Bu çakal da arkadaşına yardım etmek için yetişmeye çalışırken geç kalmış olduğunu fark ediyor. Çok güzel. Evet. Yine kırmızı renklerin de ağırlıklı olduğunu görüyoruz burada. Daha vurgulu anlatım yapmak için mi kullanıldı? Mesela bu resimden de yola çıkacak olursak eğer. Evet, kırmızı genellikle enerji dolu bir renk. Evet. Bir de aynı zamanda da böyle rebellious bir renk. Yani tam dışarı vurumcu bir renk. Evet. Bu canlılarda bayağı böyle sıkıntı çekmiş ve bir şeyler yapması gereken canlılar. O yüzden genellikle kırmızı, turuncu gibi canlı renkleri de seçmem onunla da bağlantılı oluyor tabii ki. Nesli tükenen kelaynak kuşu ve babamı konu aldım burada da. Babam aslında ana figür. Bu kuşun suratı böyle değil tabii ki. İşte o da babamı konu almamın sebebi nesli tükenen bir kuş. Babamın da iş hayatındaki konu aldığı şeyler olsun ve yaklaşımlar olsun. Benim görüşümce nesli tükenmiş bir davranışlardır ve teknolojiye ayak uydurmak isteyen bir kişiliği var ve böyle bazen takipte geç kaldığı oluyor. Ama yine de işlerini çok düzenli bir şekilde devam ettirebiliyor diye. Yine burada evet kırmızı figürlü bir köpek görüyoruz. Siz herhalde evde beslenmesine nasıl yorumluyorsunuz ya da tasma takılmasını? Evet, tasma takılmasına karşı çıkan bir köpek burada zaten. Evet. Bu şey ağza takılan bir tasmadır. Evet. Ve köpekler ısırmasın veya bağırmasın diye olan bir şey. O da ona isyan etmek. Bizim de hayatta da bazı isyan edip konuşmamız gereken şeyleri temsil etmeye çalıştım bu resimde. Bu çalışmaya ne ad veriliyordu? Bu da meditasyon yapan tavşanım benim. Evet. İşte Nirvana'ya ulaşmak için meditasyon yapmak lazım diye. Ya başkalarını izle ya da meditasyon yapıp ruhunu dinlendir şeklinde. Bu da hayatın yorgunlukları içerisinde kendimize dönmemiz gerektiğini mesajını vermek istedim. Bu sergiyi ne kadar zamanlarda sanatseverler gezebilirler acaba? 8 Haziran'da açılışını yaptık. 17 Temmuz'a kadar EcoArt Galeri'de izleyiciler istedikleri zaman gelip görebilirler. Bu keyifli sergiyi bizimle paylaştığınız ve programımıza katıldığınız için çok teşekkür etmek istiyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, biz Döner Bakış programının kültür sanat köşesinde bu hafta EcoArt Galeri'de Sezen Aksu'nun Transfiguration sergisini ekranlarınıza getirdik.